Okey. Şimdi ilk önce geçen derski ispatta bir küçük nokta vardı. Onu hani siz fark etmeden ben size yedirdim ama açık noktayı. Şimdi onu söyleyeyim ne olduğunu. Hatırlarsanız şeyi ispat etmeye çalışıyorduk. A graph is bipartite if and only if it contains no odd cycles. İspatı işte yapmıştık. Şurada durmuştuk. Şu kısmı sonradan ekledim. Bunun nedeni de şu. Şimdi burada yaptığım şey yani uzun uzun yazdım ama ispatta şöyle şeyler vardı. The proof we gave on Monday has such an idea. When you have two paths, let's say like this, between two vertices, you can consider the composition and you obtain a cycle. And then we had some contradictions and so on. However, even though these are both of them are paths, the composition may not be a path because one of them could be like this. Okay. And now it is not a path since they have a common vertex. Okay. But what happens if this is the case, if this is the case, then you obtain smaller walks like this one. Maybe, this may not be even a path. So you may have something like this. And you consider this walk and the remaining walk. Maybe they may not be paths again. For example, this one is not a path again because, it passes through a vertex twice. But this is a path. Inductively, by just considering smaller and smaller walks, at the end you will achieve a path. And actually, both, all of them will be paths. And in the proof, remember we had the following: the number of edges in the paths were odd, so we obtain an odd cycle, and that's a contradiction to the assumption. In this case, when you divide this walk into paths, the sum of the edges is equal to the edges of the original number of the original walk. And since the sum is an odd number, the number of edges on these paths cannot be even simultaneously, right? Because the sum of even numbers is always even. But if the sum is odd, this means that one of these cycles has to be an odd cycle. And that's a contradiction. Okay? So this is the remaining part of the proof. Okay? I added that part to my notes and I uploaded those notes. But that was missing, okay? That was missing. So the proof I gave last time wasn't complete, okay? Although I have two paths joining two vertices, the composition may not be a path because some vertices may be in common in these two paths, and the composition may not be a path. So that's one remark. Okay. Okay. The next topic we will consider is so-called connectedness. I already actually said something about connectedness, but let's see it again. Connectedness. Okay. Let G be a graph.
Okay. If any pair of vertices of G if for any pair of vertices there is a path, there is a path joining these two points or vertices, then we say that G is connected. Okay. In a graph, G, a maximal connected subgraph, is called a connected component, or sometimes we simply say component, but you know, actually it's a connected component of G. The number of connected components of G will be denoted as CG. C stands for components. Okay, so let me give an example. Say we have a graph like this. Okay. And then I have this, let's say. Okay. Something like this. Now this graph is not connected. It has four connected components, right? So G has four connected components. So CG is four, okay? CG is four. This is connected because, you know, whenever you have two vertices, there is a path joining these two vertices. This is connected. This single vertex is connected, but the whole graph is not connected, okay? And each piece is a connected component. For example, this thing is not a connected component. Let's see. You know, this is a connected subgraph, right? For example, this thing is a connected subgraph, but this is not a connected component because it is not maximal, okay? There is another connected subgraph containing this, which is the whole thing, okay? So this red subgraph is connected, but it is not maximal since there is a bigger component, the bigger connected subset or subgraph containing this. Therefore, this red one is not a connected component, okay? Peki. Anlaşıldı mı? Connected nedir? Connected component nedir? İşte şu bunun tamamı, yani şu connected bir component tamamı. Evet, tabii. Yani kendisi her zaman bir subgraph. Proper olması gerekmiyor yani. Boş kümede subgraph. Evet. alıyorum. Zoom üzerinden almıyorum da, o yüzden siz görmüyorsunuz.
Gerçi öyle diyorum ama bazen de unutuyorum. Sonra evde tek başıma konuşuyorum. Okay. Şimdi bir takım böyle basit gözlemler var. Bir tanesi şu. If e is less than n minus 1 for a graph G, then G is disconnected. Connected. E is the, of course, where E is the cardinality of the edge set and N is the cardinality of the vertex set. So E is the number of edges, N is the number of vertices. So if the number of edges is less than N minus 1, then G cannot be connected. Yani 4 tane vertex varsa, sadece iki kenarınız varsa o connected olamaz, değil mi? 4 noktayı hani şey yapamazsınız. Yani bir yandan çok bariz ama oturup yazmanız gerekiyor bunları. Çünkü bazen de böyle bariz gelen şeyler aslında siz yazmaya çalışana kadar yanlışlığını görmüyorsunuz. O yüzden yazmak lazım. Okay. Let L1 LE be the list of all edges of G. Okay. Each LI has of course two ends, right? Now assume on the contrary that G is connected. Connected. Then L1 has a common edge with one of the remaining edges. Say L2. Yani şunu diyorum. Madem bu connected ve bunun da işte E tane edge'i var. L1'i aldım. Değil mi? L1 şöyle. Bu connected graph, o zaman diğer edge'lerle bağlantılı olması lazım. O halde bu vertexlerden en azından birisi başka bir edge'e şey olması lazım. Bağlanması lazım. Diyelim ki işte o edge L2 olsun. O zaman şu var. Then L1 and L2 has, yani bunların union'ı has three vertices. Değil mi? Yani işte ortak bir tane olduğuna göre ikisinin toplamda 3 tane vertex'i var. Now without loss of generality L3 has a common vertex with either L1 or L2. Yani connected olduğuna göre L3 ve diğer vertex, özür dilerim, edge'lerde sonuçta buna bağlanması lazım. Diyelim ki o da işte L3 olsun. L3 de bu 3 tane vertex'ten birine bağlanacak. Değil mi? Bu şekilde gidersek so L1, L2, L3 has at most four vertices
Neden at most four vertices dedik? Şöyle de olabilir çünkü L1, L2, L3. Şöyle olabilir. Değil mi? O zaman 3 olur. Ama en fazla 4 tane olabilir. Eğer bu böyle ise L3, o zaman 1, 2, 3, 4 vertices. So, by induction, we see that L1, LE has altogether at most E plus one vertices. Değil mi? Kenar sayısı kaçsa en fazla bir fazlası olabilir. Onu görmüş olduk. So E plus one is greater than or equal to n, which contradicts yani vertex sayısı en fazla n artı 1 olduğu için bu var. Ama bu contradiction, which contradicts with our assumption that neydi assumption'ımız? E artı 1 n'den küçüktür. Bunun tam tersi. Değil mi? Hence G cannot be connected. Arrived at this contradiction because we assumed here that assume on the contrary that G is connected, right? And we proceed our argument using that assumption that the graph is connected. Okay. Sorusu olan var mı? Efendim? Evet. Onu hani dönemin başında söylemiştik. Aksi söylenmediği sürece bütün graflarımız bizim simple. Okay. Next result is this. The number of edges is if the number of edges is larger than this, then G is connected. So this is the other extreme case, okay? In the previous one, we see a sufficient condition for G to be disconnected, right? Here, if E is less than n minus 1, then G is disconnected. And this is the other extreme case. If E is larger than this number, then G has to be this time connected. Okay. Proof. Okay. Connected graph with K vertices can have at most k twos two two which is k times k minus one over two vertices. Why is that? Because between any two vertices there can be at most one edge. Because between any two vertices there can be at most one edge, assuming the graph is simple. And the number of pairs is choose two, right? I have k vertices. The number of tuples, unordered tuples is k
choose 2, which is k times k minus 1 over 2. So there can be at most this much edges. Değil mi? Burası değil mi? Evet, evet haklısın. Dolayısıyla so if G is disconnected, disconnected where one where each connected component having k less than n vertices then G has at most k choose 2 plus n minus 2 vertices yok edges notlarımı hep yanlış yazmışım da. Şimdi eğer G disconnected'sa o zaman vertex seti iki parçaya ayrılıyor. Birisinde K tane vertex var. Diğerinde N-K tane var. Bu iki parçada eğer connected'sa oradaki şey sayıları siz söyleyin edge sayıları bu kadar olacak. Çünkü işte değil mi? K choose 2 birinde çünkü K tane vertex var. Diğerinde N-K tane var. Dolayısıyla birinde k choose 2 tane en fazla edge olabilir. Diğerinde de n eksi k choose 2 tane edge olabilir. Toplamda o zaman bu kadar edge olabilir. Şimdi o zaman şu var elimizde. So a this e is less than k 2 choose k choose 2 and n minus k choose 2. Ama bu sayı burası eşit olabilir ama değil mi? Yani büyük olması evet. Şimdi bakalım bu sayılar nedir? Bu k çarpı k eksi 1 bölü 2 artı n eksi k, n eksi k eksi 1 bölü 2. Bunları açarsak arkadaşlar, şimdi k kare eksi k, buradan n kare geliyor, eksi 2 n k artı k kare. Eksi n artı k. Burada bir takım cancellation'lar var. Neler cancel edecek? İşte k'lar gidecek. Başka da yok. Bölü 2. Bunu şöyle yazabiliriz ama. Şimdi k kare, n kare ve eksi 2 n k var. Burası n eksi k kare artı k kare var. Değil mi? Eksi n var. Bölü 2. Bu da şöyle yazılabilir. Bir dakika. Oh.
Ha, şöyle bir şey yapmışım. Tamam, pardon. Bunun yerine şunu yazabiliriz. N eksi K artı K'nın karesi eksi N bölü 2. Bunu şundan yazıyoruz. Since şöyle diyeyim. Since A kare artı B kare her zaman A artı B'nin karesinden küçüktür. Dolayısıyla burada şey diye düşünün. Yani şurası A, burası B. Burası A kare artı B kare. A artı B'nin karesinden küçük. Tamam mı? Bu da nedir ama? Burası ne kare? Eksi n bölü 2. Bu da n çarpı n eksi 1 bölü 2. Ama by assumption bu sayı e'den küçüktü. Değil mi? O sayı n'den küçük. Bir dakika. Tam da öyle değil. E sayısı bundan büyük verilmiş. Ama hani benim burada kullandığım şey olduğu için n eksi 1 o yüzden hani contradiction nereden geliyor onu anlamadım. Böyle yazmışım ama. Contradiction. Ha şey mi acaba? Ha, bir dakika. E sayısı bundan. Şimdi bir dakika. E sayısı şundan büyük verilmiş. Biz ne gördük? E sayısının şimdi E sayısının şeyden küçük olduğunu gördük. Bundan küçük eşit olduğunu gördük. Evet, bu niye contradiction oluyor? Şeyde mi? Şurada e büyüktür n eksi 1 çarpı n eksi bölü yani şunu kabul etmişiz. Bakayım şimdi. Fazla gittim. Yanlış mı yazdım?
yaptım diye bakıyorum da. Yani E bundan büyükse burada ispat vermemiş zaten de. Notlarda ispat yok. Evet, buradaki sıkıntı nedir o zaman? Şimdi E bu sayıdan değil mi? Biz ne gördük? Bizim gördüğümüz şey şu. Eğer grafımızın K tane vertex'i varsa en fazla edge buydu. Biz dedik ki eğer disconnected'sa o zaman KN'den küçük olmak üzere bu şekilde iki parçaya ayrılıyor. O zaman da edge'lerin sayısı bundan küçük olacak. Tamam. O sayıda bundan küçük ama bu niye contradiction? Evet, burada bir eksiklik var. Ben bunu bir daha düşüneyim. Orada yani gözümden kaçmış. Onu bir dahaki sefer ben bir düşüneyim. Bir şekilde şey diye düşündüm. Bu direkt assumption'da contradict ediyor diye ama değil. Ya da en azından ben görmüyorum. Okey. O kalsın şimdilik. Öyle ben onu düzeltirim. A graph with n larger than k plus 1 is said to be. Yani burada n dediğimiz şey vertex kümesinin kardinalitesi. Bu k artı birden büyükse biz buna şöyle diyeceğiz. Is set to be k connected if any pair of vertices are connected by at least k pairwise vertex disjoint paths. The connectivity of G denoted kappa G is defined to be the largest value of K for which G is K connected. Tanımı bitireyim. A graph G is K edge connected if every pair of vertices are connected by at least
KH disjoint paths. Vertexler aynı olabilir ama edge'ler farklı olsun diyor. The largest value of k for which g is k h connected is denoted by lambda g and is called the edge connectivity. Edge connectivity of G. From the definitions, it follows that lambda G is greater than kappa G. Yani çünkü iki tane petin ortak vertex'i yoksa ortak edge'i de olamaz. Değil mi? Çünkü hani şu olabilir. Ortak vertex'ler olabilir ama ortak edge'ler olmayabilir. Ama tersi mümkün değil. Yani ortak vertex'leri yoksa ortak edge'leri de olamaz. Çünkü ortak edge varsa onların vertex'leri de ortak olmak zorunda. Şöyle örnek yapayım. Mesela işte şöyle mesela bu grafa bakalım. Herhangi iki tane şey verildiğinde vertex verildiğinde yani bu connected ama mesela kaç değişik şekilde bağlayabiliyorum bu vertexleri birbirlerinden disjoint şekilde. Mesela şu iki vertexi aldığım zaman bunu iki tane birbirinden bağımsız şeyle bağlayabiliyorum. Değil mi? Birisi bu. Birisi bu. Yani burada o sayı 2 gibi duruyor. Değil mi? Bu iki vertex'i birbirinden ortak vertex'i olmayan iki tane petle ayırdı bağlayabiliyorum. Tabii ki uç noktaları aynı olacak. Yani orada şey yok ama diğer yandan ama mesela şu vertexle bu vertexi yani bir taneyle bağlayabiliyorum. Dolayısıyla burada yani kappa G dediğimiz şey bir gibi duruyor, değil mi? Bir de pet olacak. Yani pet de ne demek? Aldığınız pet şey demek. Hani bir vertex'ten sadece bir kere geçeceksiniz. Tamam mı? O yüzden hani öyle mesela efendim ortada da var. Evet, evet. Lambda g'si nedir? Lambda g'si de 1 herhalde bunun, değil mi? Yani lambda g'si yani lambda g de mesela şöyle diyeyim belki. Mesela şöyle alsaydık. Burada mesela şu iki word ya da şöyle mi diyeyim? Şöyle desek mesela. Şöyle diyeyim. Mesela bu iki vertex'i birbirine bağlayan iki tane pet ben yazabiliyorum şurada. Şöyle diyelim. Şöyle, 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 şöyle. Bir pette şu var.
siyah olan. Ama bu petlerin ortak vertex'i var. Dolayısıyla bunlar şey değil. Vertex disjoint petler değiller. Ama edge disjointler. Neden? Kırmızı petle siyah petin ortak edge'leri yok. Dolayısıyla bunlar lambdalarda sayılabiliyor. Ama kapada sayamıyorsunuz. Kapada sayarken iki tane petin ortak vertex'i de olmayacak. Lambda'da ise ortak vertex olabilir ama ortak kenar olmayacak. Dolayısıyla kırmızı ve siyah lambda'da sayılıyor. Orada mesela hani bu ikisini birbirine bağlayan iki tane edge disjoint pet var. Ama vertex disjoint pet sadece bir tane var en fazla. Ha evet, haklısın, haklısın. Ya bu ikisini birbirine bağlayan evet edge disjoint edge disjoint yok. En fazla iki tane var. Şey olacak. Şimdi dört tane peti yazdığı zaman bu dört petin herhangi iki tanesinin bütün edge'leri disjoint olacak. Hani öyle yazdığın zaman hani farklı petler var ama birbirlerinden disjoint değiller. Yani şu petle şu pet edge disjoint değil. Hangisi? Şu. O yüzden bu ikisini ben şöyle sayamıyorum. Hani bir de şunu al. Kırmızıyla mavi edge disjoint değil. Farklı petler ama edge disjoint değiller. Tamam mı? Dolayısıyla lambda için iki tane var. Ama şey için bir tane var. Yani vertexlerde disjoint olacak diyecekseniz en fazla bir tane pet çizebiliyorsunuz. Değil mi? Çünkü hepsi bu ortadaki köprüden geçmek zorunda. Peki. Şöyle bir şunu da söyleyeyim. Onu da bitireyim. Example olarak more hani example. Mesela K1Q için evet burada kapada lambda'da 1'e eşit. Bu şeydi. Demiş şu. Ortada bir tane var. Bir de dışarıda K tane var. KPQ için ise kappa ve lambda gene eşit birbirine. Bu da minimum P ve Q. Eğer P ve Q her ikisi de en az 2 ise evet KN içinse Complete graph yine kapayla şey ikisi de aynı. Bu sefer ama n eksi 1. Complete graph alırsanız. Bunları düşünün. Niye böyle? Okey. Şunlar da varmış. Cn için bu cyclic graph'tı. 2. Yani bu şu graftı. Hani şöyle iki tane vertex'i birbirine bağlayan iki tane pet çizebilirsiniz değil mi? Birisi yani şöyle gidersiniz. Mesela bunu buna bağlayacaksınız. Bir de böyle gidersiniz. Hani iki yön var. WN'in ne olduğunu unuttum. Siz bakarsınız. Bunda da 3 çıkıyormuş. O kadar çok değişik graf gördük ki bunu unuttum artık. Tamam. Bir dahaki ders Menger's teoremi söyleyeceğim. İspatını yapmayacağız onun ama state edeceğim.
Ondan sonra devam ederiz. Sizde şey borcum var. O ispatın evet bir tarafında kendimi kandırmışım. Okey.